Şimdi rivayete göre Ebu Abdullah isminde bir terzi vardı. Bu terzi herkesin elbisesini dikerdi. Ama bunun bir tane müşterisi vardı. Elbisesini diktirirdi. Kalp para verirdi. Yani mesela üstü gümüş, içi demir. Gümüş para veriyor, içi kalp. Altın para veriyor, içi kalp. Yani üstü gümüşle kaplı, üstü altınla kaplı. İçinde maden var anlar yani. Kalp para denir ona, onun adına yani. Bozuk. Halbuki bu terzi de bunu bilirmiş. Mesela adam kalp parayı getirir. Mesela kaç para? 10 dirhem. 10 dirhemi veriyor ama verdiği paranın hepsine kalp para. O terzi onu alırmış anlayacağım. Ondan sonra günün birinde böyle her zaman elbiseyi diktirir, daima kalp para verir. Bunun kalp para olduğunu da bilirmiş bu şey terzi. Yine de alırmış yani. Sonra bir gün bu namaza gitmiş, camiye gitmiş, bir işe gitmiş. Yine bir elbise diktiriyormuş. Gelmiş çırağı varsa bu elbiseyi verince çırağı bunu yakalamış. Demiş bu kalp para. Değmemiş şey elbisesini git. Temiz para getir demiş. Ondan sonra gelince ustasına demiş. Oğlum niye öyle yaptın? Ben bakkal senedir bu adamın elbisesindeyim. Devamlı olarak bu adam mesela böyle kalp para getirir. Bu adamın ben kalp parasını alırdım. İmha ederdim başka Müslümanlar zarar görmesin diye. Varsın biz görelim başka Müslümanlar zarar görmesin. Çünkü bu kalp parayı nasıl olsa bize vermezse başkasına verecek. Biz zarar görelim başkası zarar görmesin diye böyle yapardım demiş. Bak şimdicik yani Müslüman kendinin zarar görmesini istemediğin başkasının da zarar görmesini istemiyor demek. Ondan sonra başka Müslümana bak hakiki Müslümanlık kendisinin zarar görmediği, başkasının zarar görmediği, kendinin zarar görmediği, başkasının zarar görmesini istemez. Söyleyemedim. Kendinin zarar görmesini istemediği, başkasının zarar görmesini istemez. Kendisinin zarar görmesini ister, başkasının zarar görmesini ister. Bu ahlakın en yüksek seviyesidir. Bak şimdi hem ben zarar görmeyen hem başkası zarar görmesin. Bu normal müminlik. Ben zarar görenle varsın başkası görmesin demek gayrimüminliğin burası en güzeli. En güzeli bu işte yani. Bu adamın işte güzel ahlakının misali ondan ileri geliyor. Asıl bu Ebu Abdullah Ebu Yusuf Esbat güzel ahlakın alameti ondur. Bir, arkadaşlara muhalefet etmemek. Bu Ebu Yusuf'u Esbat sayıyor yani şimdilik. Güzel ahlakın alameti ondur. Arkadaşlara muhalefet etmemek. Mesela bir yerde oturduk. Hep arkadaşların hepsi şöyle yapalım dediler. Arkadaşlara muhalefet etmemek. Ama tabii ki yanlış bir şey de değil de. Ya mühim bir şey değil. Şöyle yapalım. Öyle de olur, öyle de olur mesela. Ama adam işte inatçıysa hayır öyle olmaz diyecek. Çay içelim dediler. Hayır çay içmeyelim diye. Öteki kahve içelim diye itiraz edip. Halbuki şimdi güzel ahlak sahibi arkadaşlara muhalefet etmemek. İki güzel ahlakın vasıflarını sayıyor. Kim? Yusuf Esbat. İnsaflı davranmak, kimsede kusur aramamak, görülen kusurları güzel bir şekilde teviyle çalışmak, bu öyle yapmak istemiştir, öyle yapmak istememiştir, öyle yapmak istemiştir diye teviyle aramak, özür dinlemek, hani mesela bazıları mesela özür dinliyorlar, hani mazeret gösteriyor, o da doğrudur arkadaş diyor. Eziyete tahammül etmek, kendi kendini zemmetmek, kendi kusurlarını araştırmak, başkalarının kusurlarını araştırmamak, küçük büyük herkese güler yüzü ve tatlı dili olmak. Sehli Tüsteri'ye ahlaktan sordular. En küçük derecesi eziyetlere katlanmaktır dedi. Şimdi Yusuf bin Kays'a sordular. Sen ahlakı kimden öğrendin dediler. Bu ahlak sahibi ya. O da dedi ki ben onu Teymi kabilesine mensup olan
Kays bin Asim'den öğrendim dedi. Bu nasıl bir ahlak sahibiydi diye sordular. Bu zat şöyle anlattı. Bir gün evinde otururken onun hizmetçilerinden bir tanesi elinde demir şiş ve şişte de püryan olduğu halde yanına girdi. Bir çocuk, taze çocuk var orada duran. O da mesela demir bir şiş var, demir şişin ucu öyle kızarmış ki. O kızarmış etin şeyinde de püryan et var yani. Kızarmış etine gelmiş. Nasıl olduysa elinden demir düştüğüyle çocuğun kafasına yanmış ve çocuğun yani taze kapılmayla hemen çocuk ölmüş. O hizmetçi cariye öyle korkmuş, titremiş ki hay vah yani mesela şimdi nasıl sen bunu düşürürsün diye öldürecekler yani onu. Sahibi demiş ki oğlum şey yavrum o senin kabahatin yoktur. Senin onda hiç kabahatin yoktur. Sakin ol demiş. Ona bağıracak halde sakin ol. Senin hiç kabahatin olmadığından dolayı seni azat ettim demiş. Bak şimdi. Halbuki kabahati var ama kabahati yok. Senin hiç kabahatin olmadığı için üstelik bir de seni kabahatin olmadığından dolayı seni azat ettim demiş. Yani şimdi suç işleyenin suçunu affediyor bir de mükafat veriyor. Asıl kabadayılık suç işleyen affetmek değil, suç işleyene bir de mükafat vermektir. Yani aslında mesela güzel ahlak işte budur. Şimdi güzel ahlaka misal bir tane daha misal vereceğiz. Üveysi'l Garani Hazretleri'ni biliriz. Üveysi'l Garani Hazretleri evde durur, daima anasının hizmet eder. Camiye çıkıyor ki o çocuklar onu taşlıyorlar. Veriyorlar taşı kafasına, gözüne vuruyorlar. Neresine denk gelirse. Üveysi'l Garani çocuklara dönüyor. Ya nasıl olsa bu taşı atacaksınız, gayrı anlaşıldı. Hiç olmazsa küçüğünü atın da kanatman, şu namazı camide kılan gelen diye onlarla şakalaşırmış. Bak şimdilik dinle. Neden? Veysel Karani biliyor ki onları çattıranın Allah olduğunu bakalım ne diyecek diye. Yani o çocukları çattıran kim? Allah. Ya her şeyi yaptıran kim Allah'ını seversen? Allah. Ama işte Arif görüyor onu. Onun Allah'ın ettirdiğini. Yani ona o eziyeti ettirenin Allah olduğunu bildiğinden bak şimdi Allah'a ne diyor biliyor musun? Ben dün Mehmet'e bir Mehmet, bizim fırıncı Mehmet hasta olmuş. Ben ona dedim ki arkadaş yine senin anlattığına göre sen gidip evde istirahat etmen lazım. Hem istirahat edeceksin, belin ağrıyor diyorsun. Hem de iki gün yatacaksın belin ağrısı geçmesi için. Ondan sonra da diyeceksin ki Allah'ım bak fırında otura otura belim ağrıdıydı. Sen ne kadar merhametlisin ki Mehmet Efendi bu bel ağrısını veriyorum. Gideceksin bu sayede iki gün bir istirahat edeceksin. Diye sen bu hastalığı bana verdin dede dedim. Yat da dede dedim. Allah desin ki ya yani bak belayı veriyorum. Nasıl güzel tevil ediyor diyor. Bir gün bir evliya olur lan dedim. Mehmet Efendi'ye. Peki hocam dedi gitti yattı yatıyordu. Şimdilik mesela bana şey yapıyor. Ne, nasılsın filan dedim de. Doldu mu şimdilik? Evet. Ahnep bin Gays ardına takılmış. O sırada adama dönerek Ahnep mi? Demiş Ahnep mi? Sen nereden öğrendin dediler ya. Hani demin şişi düşürüp de öldüren adam onları öğrendim dediydi yani. Şimdi Ahnep bin Kays'a bir misal daha veriyorlar. Ahnep bin Kays bir gün evden çarşıya gidiyormuş. Evliya gibi bir adam bu. Veya bir evliya, büyük adam. Ayak takımından bir tanesi onu bulmuş, ulan evliya düzünüsünde iyi, kendini iyi gösterirsen bilmem nesine ne yaptığım adam diye veriştiriyormuş yani sövmeyi. Hakaretleri yaldırıyormuş.
Bu da hiç seslenmiyormuş yani. Çünkü Allah-u Teala çattırdığını biliyor onu. Ondan sonra tam çarşıya yaklaşınca ona demiş ki, bak ben burada duran da demiş, daha içimde ne varsa hepsini dök. Allah muhafazına çarşıya gideriz, orada da demiş, bana yine aynı şeyleri söylemeye kalkarsın. Vallahi ayak takımları hüşürünü çıkarıncaya kadar döverler. En iyisi burada demiş yani, çarşıya gitmeden evvel demiş yani, burada söyle de orada dövmesinler. Yani çarşıya gelince de ulan sen bu adamı nasıl böyle söylersin diye alma adam, ama bir araba sopa çekecekler yani o hakaret eden adama, bu güzel adama nasıl sen böyle söylersin diye. O da diyor ki bak evden buraya kadar hakaret ettik yani çarşıya girmeden evvel. Burada yine söyleyeceklerini bitir, içeri girersen ayak takımları seni döver, ben onlara seslenemem o zaman diyor. Yani ahlak sahibinin yaptığı iş bu. Bir gün Hazreti Ali de ahlak sahibi ya, onun bir kölesi varmış yani, hemen bitiriyorum. Onun bir kölesi varmış, çağırmış onu. Filan adını çağırmış 3 defa. 3 defa çağırdı halde cevap vermemiş. Ondan sonra varmış bakmış oturuyor. Yahu sen demiş 3 defa ismini söyledim. Adını söyledim. 3 defa duymadın mı demiş. Duydum demiş. Yani yalan söylemiyor. Duydum. Üçünü de duydum. E niye gelmedin? Yahu demiş oturdum bir keyfim var. Nasıl olsa bu bana bir şey etmez. Yani ben mesela kalkıp gitmediğim halde yine beni affederdi. Seslenmez diye demiş aldırış etmedim demiş. Şimdi bir suç bu. Yani cevap vermediği için. Hayır demiş sana azat ettim. Bak yani suçundan sonra bir de ne yaptı? Azat edin. Yani bir suçundan sonra da ne yaptı? Azat edin. Güzel ahlak sahipleri daima kendilerine suç işleyenleri onları mükafatlandırıyorlar. Ne? Ya yani dua ile mükafatlandırıyorlar yahut da azat etmek suretiyle. İşte bunlar ahlak sahibi olduğuna mühür basmış Allah-u Teala. Bunlar Allah-u Teala denemiş. Bunlar ahlak sahibidir demiş. Yani Allah-u Teala belayı Allah verir. O belanın Allah'tan geldiğini bilirsen o belayı güle güle karşılarsın. Tamam mı? Ama onun Allah'tan geldiğini bilemezsen gayrı ondan sonra nasıl çatacağını hiç nasıl belli değil. İşte demek ki her şeyin Allah'tan geldiğini bilirsen, hakiki mümin olursan ve ondan sonra kimseye çatmamışsın, o zaman da ahlak sahibi olmuş olursun. Şimdi sırrını anladın yani. Ulan sen anlasan yeter ya. Başka.